Merhaba dostlar yeni bir Kripto ben analiz videosunda daha sizlerle birlikteyiz birkaç gündür ortalarda yoktum biliyorsunuz Sizlerden izin istemiştim bu süreç içerisinde herhangi bir şeyle ilgilenmek istemedim Çünkü oğlum emrenin biraz psikolojisi bozulmuştu onunla ilgilenmem gerekiyordu aile ve çocuk işin içine girince biliyorsunuz akan sular durur onların sağlığı her şeyin ötesinde ve her şeyden önce gelir şu anda çok daha iyi çok şükür piyasadaki hassasiyeti de ve hassasiyetini sizi de göz önünde bulundurarak bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Acil bir geri dönüş yaptım. Biliyorsunuz 6,5 yıldır sizlere bu piyasada bir şeyler anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum. Haddim olmayarak tahminlerimizi yapıyoruz. Teknik analizleri kullanıyoruz. Bazen tutturuyoruz, bazen yanılıyoruz. Şimdi bu geçtiğimiz günlerdeki bu düşüşü aslında biz hem ben kendi Twitter adresimden size biraz sonra göstereceğim. Twitter'ımdan hem Paradigma programında Bahar hem de Crypto Nature programında oluşan bu hareketin birebir aynısını anlatmıştık. Biraz zor zamanlar geçiriyoruz hepimiz ve ee, sadece aslında bizim piyasamızda değil diğer piyasalarda da çok büyük kayıp yaşayan dostlar var. Çok büyük e, sıkıntılar yaşadılar. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen size 5 dakikalık bir video oynatacağım. Daha ondan öncesinde bir Twitter tweet'i göstereceğim. Bu tweet'ten sonra da 5 dakikalık bir video göstereceğim. Lütfen sıkılmadan, atlamadan bu videoyu izleyin sonrasında tekrar sizlerle birlikte olacağız tamam mı. Fakat ondan öncesinde şu tweet'i sizlere göstermek istiyorum. Bakın tarih 27 Haziran 2024 ve ben bir teknik analiz yapmıştım burada. Uzunca da bir flood'da aslına bakarsanız. 32 bin görüntülenme aldı sadece. Aslında burada 27 Haziran'da birçok şeyi belirtmiştik. Fakat ee, sonrasında işler birazcık daha değişti. Onlara da değineceğim. Burada bir harmonik battan bahsetmiştim. Bullish bat formasyonu. Ve sonrasında bakın söylediğim şuydu. Temel teknik analize göre 60.800 bölgesinden dönüş ihtimali var ve hedefi 63.400 civarları. Buranın Altını çiziyorum. Tarihte 27 Haziran ve bakın mumlar bu şekilde tamam mı? Diyorum ki orada 63.400 civarlarına doğru bir hareketin gelmesi ihtimal dairesinde. E, fakat alım yapılacaksa bile çok fazla açılmadan kenarda nakit bırakarak oyuna dahil olunmalı. İkinci olarak da özetliyorum hadiseyi yani Harmonic Trade'e göre hareket edilecekse ki bu bana daha mantıklı geliyor şu an için. Giriş için 58.555 56.805 ve 55.000 dolar fiyatları düşünülmeli diye bir tweet atmıştım. 27 Haziran. Şimdi size 5 dakikalık bir video izletiyorum. Lütfen atlamadan izleyin. Sonrasında tekrar buradayız. Şimdi burada ne yapabilirim? Buradaki iğneyi bakın şu hemen izleyelim şunları bir şuradaki iğneyi doldurma isteği olabilir. Bu sebeple entry bölgesi dediğimiz 58.555 veya o civarların önümüzdeki süreç içerisinde görülmesi de ihtimal dairesinde. Tamam. Onu bir şey yapalım. Bir de alt bölgede 56.805 yani PRZ ya da potential, potential Reversal Zone olarak belirttiğim bölge yani şurası ve bu entry bölgesi Formasyon için genel yani formasyon inval invalid etmeden Bitcoin'in hala yükseliş potansiyelinin olduğunu gösteriyor bize. Yani o bölgede tutunduğu sürece yukarıya doğru dönme olabilir. Bu, bu bölge potansiyel var bize dönüşü ifade ediyor demek. Fakat işte işin biraz daha komplike ve sıkıntılı tarafı ise aşağıdaki hop yani harmonik optimal price bölgesi. O da 55.000'e denk geliyor. Şimdi buradaki formasyonun aslında iki varyasyonu var. Bu bir bullish bat ama bir de bullish alternative bat yani alternative bat diye geçen bir formasyon da var. Orada D bölgesi biraz daha böyle pardon şöyle alayım aşağılara doğru gidebiliyor. Bu durum e, sert düşen piyasalarda e, Scott Carney'in Batı invalide etmeden bir 13'ten dönüşleri gördüğü için yani daha da aşağıdan dönüşleri gördüğü için yanına eklediği bir yanlama yaptığı bir formasyon daha diyebiliriz. O da iyi çalışan bir formasyon. Aynı formasyonun sadece D'sinin aşağı sarkması. Bu da 55 bin dolara denk geliyor. Bu 55 bin dolar bölgesini belirlemek birazcık zor ve iyi bir teknik bilgi ister. Ben burada birkaç teknik, burada çok anlatmayacağım şimdi detaylarını. Birkaç teknik kullanarak bu bölgeyi belirledim. Yani burada aslında şunu diyebiliriz. Long bekleyen arkadaşların şu anki mevcut bölgeden girmektense daha aşağıdaki 58.500, 56.800 ve 55.000 bölgelerine emir girerek beklemesi yatırım tavsiyesi olmadan teknik olarak daha sağlamdır diyebiliriz. Harmonik formasyonda BAT formasyondan bahsetmiştim size hatırlayın bullish bat formasyonu. Şimdi bullish bat aynı zamanda burada eğer ki buradan dönüş olmazsa ve aşağıyalara uğramak isterse yani potential reversal zone bölgesine veya Harmonic Optimal Price'e yani hop bölgesine uğramak isterse diye anlatmıştım. 56.805 ve 55.000 civarları. Yani longçu arkadaşların dikkatli olması gereken bölgeleri anlatmıştım. Burada şöyle bir şey olabilir. Şimdi harmonik formasyonlarda minor AB eşittir CD dediğimiz bir oluşum da olabiliyor. Biraz kompleks yapılar olduğunu biliyorum. Yani çok böyle tekniğe girmeden anlatmak istiyorum aslında ama. Şimdi eğer 60 60.000'in üstünde tutunursa ve dediğim gibi oradaki o küçük alçalara doğru gelmek isterse geçmesi lazım. Geçmezse ne olur onu anlatıyorum şu anda. İşte bakın bu bölgeden tekrar bir satış yerse eğer aşağıya doğru bir gidişat olabilir. Buna hazırlıklı olmak lazım. Burada son bir bulgun yapabilirler. Asıl yükselişten önce. Yani e, beklediğimiz o boğa hareketi var ya işte 5x'ler 10x'ler 15x'ler falan onu Yapmadan önce içerideki fazlalığı diyelim, yani bizi fazlalık olarak görüyorlar çünkü. Fazlalığı atmak ve silkelemek için, hani silkelemek için bir hareket daha yapabilirler aşağı ve bunu buradaki bu harmonik tekniğine uydurabilirler. Buna minor A5'tir C'de diyoruz. Şurası A, özür dilerim A, B, C ve D bacağı, yani Potential reversal Zone veya hop bölgesine gelir. Yani majör D ile minör D aynı bölgeye gelir burada. İşte 56.805 olabilir, 55.000 olabilir ve buradan sonrasında bir hareket olabilir. O yüzden ben olsam şunu yaparım. kısa vade, orta uzun, uzuncular için söylemiyorum. Kısa ve orta vadede eğer alım gireceksem bu bir ihtimal. Zaten şey diyorum o yüzden. 64 bin veya 63 560 işte 500 600 o civarları kırarsa bu iptal. Onu söyleyeyim. Bununla alakamız yok. Ha, daha yükselip tekrar aşağı düşebilir mi? Elbette olabilir ama ben daha olası senaryoyu değerlendiriyorum. Bir, bir, sürü olasılık olasılık var. Ya o kadar çok olasılık var ki ama bunların içerisinden bir veya iki tanesinin en kuvvetli olanı seçmemiz gerekiyor. işlem yapabilmek veyahut da yol alabilmek için, alım emri girebilmek için. Burada da o küçük alçalan önemli bir direnç noktası olacağı için minor AB eşittir CD'nin o C bacağının yani burasının oradan bir red yeme ihtimali var. Onu değerlendiriyorum aslında. Bu yani diğer ihtimallere göre biraz daha yüksek bir ihtimal. O yüzden kısa ve orta vadedeki arkadaşlarım bakın day trade'den bahsetmiyorum. Scalp'tan bahsetmiyorum. Kısa ve orta vade çalışacak olan arkadaşların alımlarını şu üç fiyata göre 58.500, 56.800 ve 55.000 bölgesine doğru al yazmaları önemli. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Teknik olarak bir değerlendirme yapıyorum tabii ki. Bu benim değerlendirmem. Yani benim gönlümden geçen şahsen bu mavi hareketi yapması. Önceki programlarda ne söylediğimi aslında gördünüz. Tabii ki bu yayınladığımız programların linklerini yine bu tweet'e bırakıyorum. Lütfen onları da atlamadan hem Bahar Hanım'ın analizlerini hem de benim analizlerimi daha uzun şekilde izleyin dostlar. Peki bundan sonraki yol haritamız ne olacak? Ona bakalım. Bakın burası o gün çizdiğim mavi çizgi ve sonrasında aşağıya doğru geliyor ve tepki aldığı yer tam olarak PRZ olarak belirttiğim bölgenin alt bölgesi olan 56.805. Tamam? Peki bugünkü mumda biz Bitfinex borsasını görmüşüz. Bakın şurada görebilirsiniz D yazan bölgede en sonunda 56.810 dolardan dönmüş. Yani sadece 5 dolarlık bir farkla. Burada yanılmışım. Şimdi orada da söylediğim bir şey vardı. ısrarla aslında bu son videonun sonunda var da orayı kestim daha fazla uzamasın diye dostlar. Bu kadar düşüşler sizi yıldırmasın. Bunlar orada da söylediğim gibi silkeleme hareketleri sadece ve bu silkeleme hareketlerinden sonrasında mutlaka yükseliş zaten gelecek. Bu bugün değilse yarın, yarın değilse ondan sonraki gün. Tabii ki farazi söylüyorum bugün, yarın e, kelimelerini. Ya yani önümüzdeki aylarda. Ben hatta şöyle düşünüyorum. Yani 2025'in Haziran Temmuz'unda artık pik yapabileceğimizi düşünüyorum. Ve oradan sonrası satışı yiyeceğimizi düşünüyorum. Bu düşüşler aslında bizler için bir alım fırsatı. Tweet'te de belirttiğim gibi ve videolarda da belirttiğim gibi buralar bir alım fırsatı ve her zaman kenarda nakit bırakmamız gerekiyor. Örnek olarak AVAX 50 dolarları gördü. 7-8 dolardan başlamıştı hatırlayın. 2022'nin Aralık ayında hatta 2023 mü desek? 2023 pardon özür dilerim ya da 2022 Aralık gibi başlıyor 7-8 dolardan. Sonrasında ise 50 dolarlara kadar çıkıyor. Ve birçoğunuz belki de kaçırdık diye üzülüyordu o zamanlarda 50 dolara geldi. Keşke biraz daha önceden alsaydım. Keşke 20 dolarlardan alsaydım demiyor muydunuz? Şimdi işte 25 dolara geldi. Burada tekrar bir alım fırsatı var ve çoğunuzda tabii ki kenarda köşede para kalmadığını da biliyorum ama bu durumda yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Sadece panikle işlem yapmayın. Şu anda siz yukarıdan almanın sadece biraz sıkıntısını yaşıyorsunuz. Tekrar toparlayacak, tekrar yürüyecek yukarıya doğru. Kimse ölüp bitmedi, kimse batmadı. Tarih tamamen bu tip düşüşlerle dolu. Borsanın tamamında bu düşüşler var. Sadece yani bugün için bahsetmiyorum. Bütün finansal piyasaların tarihinde bu tip buhranlar her zaman vardır. Kaldı ki bakın şu buhranı size göstereyim. Yani bütün biz bu 15 bin dolardan başlayan süreç içerisinde hani her zaman öldük bittik diyoruz ya ne kadar ölüp bitmişiz bakın size göstereyim. Bakın burası 15 bin dolar ve Kasım 2022. Yani biraz önce Avax'ın da 7-8 dolar olduğu zamanlar. Sonrasında ne yaptı? 2022'den bu yana 15.000'den bin dolara çıktık ve bugün biz sadece 56.810 doları gördük arkadaşlar. Bu kadarlık bir yükseliş içerisinde bu kadarlık bir düzeltme hiçbir piyasayı hiçbir zaman bitirmezdi, öldürmezdi. Lütfen bunlara takılmayın. Sadece bu trendin daha da düşse bile sonrasına devam edeceğinin farkında Olun. Elbette ki altcoinlerdeki düşüş bunlardan çok daha fazla. Yani şunu diye olabilirsiniz. Ya kardeşim evet burada Bitcoin'in sadece %20'lik, %30'luk bir düşüş var ama altcoinlerde bu %40'ları, %50'leri dayandı. Ben size bir, bir sürekli bir örnek veriyorum aslında paradigmada da veya diğer yayınlarında bir örnek veriyorum. Bugün çeyrek altının 4.000 5.000 lira olduğunu düşünelim. Ben size 2.000 liradan 2.500 liradan çeyrek altın versem almaz mısınız? Alırsınız. Bitcoin'de de aynı şekilde ve altcoinlerde de aynı şekilde. Düşüş. Düşünün. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değil. Lütfen bunu böyle görün. Bundan sonraki yol haritamız ne? Onu bir hemen tekrar değinelim. Ee, burada o, 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 o videoda belirttiğim bir şey vardı. Yani 55 bin dolarların bile görünmesi, görünmesi ihtimal dairesinde. Burada bir hop bölgesi var. Ve bu iş bat formasyonunu invalide etmiyor. Bu hala formasyonun bullish altını çiziyorum. Bullish formasyonun sınırları içerisinde. Burası sadece 55 bin dolar. Bu formasyon için son bölgedir. Bu formasyonun altına sarkarsa ne olur? Başka bir formasyon olur ve yine o da aslında bir bullish formasyondur. Tamam. Ama biz şu anda onu değinmeyeceğiz. O daha da farklı bir tekniğe giriyor artık. Burada minor AB eşittir CD dediğim bir şey vardı. Bakın bunu bu tekniği bilen kişi sayısı çok çok azdır. Ben eğitimlerimde bunu anlattım ve bu tekniğe dayanarak buradaki tahmini yapmıştık. Ve oradaki videoda da söylediğim bir şey vardı. Yani biz Birçok seçenek arasından bir tanesini seçmek zorundayız ve en kuvvetli olanı seçmek zorundayız. Burada da tekniğin çalışma ihtimali çok yüksek. İlk önce 63.800 dolar civarlarına hatta 64.000 civar dolar civarlarına gidebilir. Sonrasında ise 58.500, 56.800 ve dahi 55.000 dolar civarlarına gidebilir diyoruz. Buradan sonrasında bir dönüşün gelmesi daha da olası ve daha da ihtimal dairesinde. Ben buradaki düşüşün Henüz bitmediğini düşünüyorum açıkçası. Burada iki hareket yapabilir diye düşünüyorum. Şu potential reversal zonu şöyle bir kenara çekiyorum tamam. Şimdi burada şu hareketi yapma ihtimali yani burada biraz konsolde gitme ihtimali yüksek. Bu iyiye işaret çünkü dönüşün buradan olabileceğini gösterir. Eğer önümüzdeki günlerde burada 56805'in altına sarkmalar görürsek 55000 doların görülme ihtimali var ve buradan o zaman sert bir dönüş görebiliriz. Çünkü RSI'ye da baktığımız zaman ve dahi diğer indikatörlerle de birlikte değerlendirdiğimiz zaman yani göstergelerle de birlikte değerlendirdiğimiz zaman VMA50, MA100, MA200'den aşırı derecede uzaklaşmış durumda. Şu gördüğünüz MA200. Bunu da aşağı kırdıktan sonra şurada bir sert dönüş yapabilir veyahut da burada biraz konsolde gidebilir. Ama Kanımca bu bölgelerin artık son bölgeler olduğunu düşünüyorum. Elbette ki yine yanıl yanılabilirim. Yine derken sürekli yanılıyorum anlamında değil. Yani e, yanılma payım elbette ki her zaman var. Fakat bütün ihtimallerde içerisinde teknik olarak en fazla dönüş olma ihtimali olan bölgeleri değerlendiriyorum sadece. Ve buradan konsolide olup gitme ihtimali var veyahut da 55 bin dolara gelip sert dönüş yapma ihtimali var. Ve yine şunu göstermek istiyorum size. Burada bir alçalandan bahsediyorum orada. Hangi alçalan bu? Bakın hemen şuradaki grafiğimize gelelim. Burada günlük grafiğe geçiyorum. Orada bahsettiğim alçalan şu dostlar. Bakın şu minor alçalandan bahsediyorum. Buranın geçilmesi lazım. Yani biz şu bölgede konsolide olduktan sonra şimdi şu çizgiyi biraz uzatalım. Bu bölgede konsolde olduktan sonra yukarı doğru bir hareket, burada 60 binin tekrar denenmesi ve eğer artık kırılırsa, bundan sonra artık önümüzde bizi kimse ve hiçbir şey tutamaz. Elbette ki hiç düşmeden çıkacak anlamına gelmiyor bu. Yine satışlar göreceğiz. Belki de hatta burada 66.500'ün sert bir şekilde satış yediğini göreceğiz. Fakat biz şu küçük hareketleri değil, bunları değil, genel harekete odaklanmamız lazım. Yani nasıl ki biz burada. Kasım, Aralık 2020'den beri dur durak bilmeden yükseliyorsak aslında dur durak bilerek yükseliyoruz. Bakın yükseldik düştük, yükseldik düştük. Tam yükselemedik, tekrar düştük. Sonrasında sert yükseliş, tekrar düşüş. Yani şunları zaten yine yapacak. Ama ben size diyorum ki gelin şunlara odaklanmayın. Şu harekete odaklanın. Siz zaten işiniz traderlık değil veya analist değilsiniz. Çoğumuz piyasada sadece işte elimizdeki 3-5 kuruşlu biraz değerlensin diye giriyoruz. Fakat eğer siz bunlara dahil olmaya çalışırsanız, burada satayım, burada alayım, burada satayım, burada alayım diye çalışırsanız, daha doğrusu bunları almaya çalışırsanız yüksek ihtimalle yani %90 ihtimalle paranızın çoğunu kaybedeceksiniz. Mesleğiniz bu değilse bu hareketlere odaklanmayın arkadaşlar. Sadece genel yükselişe odaklanın ve yine burada bu hareketlerin aynısını belki de daha fazlasını yine yapacak. Yani defalarca düşecek, defalarca çıkacak, defalarca bu şunu yapacak, bu hareketleri yapacak ama eninde sonunda genel hareket yukarıya doğru devam edecek arkadaşlar. Evet bir toparlayacak olursak eğer tekrar biraz önceki grafiğe geliyorum. 58.500'ün altında kaldığımız sürece 56.805'te konsolide olma, burada bir akümeli olma ihtimali var. Bu iyi bir şey. Tekrar yukarıya doğru gidecek. Fakat oradaki küçük alçalanı kırdıktan sonra ancak rahat hareket edebileceğiz. Kısa vadeciler ve orta vadecilerin burada 60.800-60.000 dolar civarlarını değerlendirmeleri olabilir. Tamam mı? Şimdi bunun dışında bir de ne vardı? 56.805'in altına sarkması durumunda ki bu da yüksek bir ihtimaldir yine. 55.000 dolardan sert bir dönüş yapma ihtimali var. Yani iğneyi atar yukarı doğru gider. O zaman biz bu durumda ne yapacağız? Demek ki biz oyuna eğer hala dahil olmamışsak veyahut da kenarda köşede paramız varsa 56.800'e ve 55.000 dolar civarlarına emir girip beklemek daha evladır. Peki pozisyon olanlar içeride kalanlar ve alt koyunlarda kalanlar ne yapacaklar? Eğer onlar da ellerinde yeterli derecede yine nakitleri varsa alt koyunlar şu anki fiyatlardan %15, %20 alt, altlara doğru veya %10 ile başlayalım. %10 %15 ve %20 şeklinde daha alt fiyatlara emir girip alım emri girip maliyet azaltması yapabilirler. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen videolarımızı ve Twitter'daki gönderilerimizi takipte kalın. Biz sizler için çalışıyoruz. Bakın bizim buradan herhangi bir gelirimiz yok. Twitter'dan herhangi bir gelirimiz yok. Youtube'dan veya Telegram'dan herhangi bir gelirimiz yok. Burada sadece yaptığım hizmet sizleri aydınlatmak, sizlere bir şeyler katmak adına. Sizlerin yani Türkiye kripto komünitesini korumak, zararlardan korumak adına yaptığımız işler, yatırım tavsiyesi de vermiyoruz. Kendi kararlarınızı tamamen alın. Biz sadece size teknik olarak neler olabileceğini söylüyoruz. Dinleyip dinlememek tabii ki sizin elinizde. İzleyip izlememek de yine sizin elinizde. Her şeyi bilmiyoruz. Her şeyi bilmemizde de imkan yok. Her şeyi bilsek zaten burada video çekmekle uğraşmayız. Gideriz Miami'de orada burada tatilimizi yaparız yani. Niye uğraşalım tweet atmakla? Sadece buradaki amacımız arkadaşlar sizlere bir şey katmak ve sizlerden de bunun karşılığında sadece like istiyoruz. Bizi takip etmenizi istiyoruz. Hepsi bu kadar. Sadece bu. Eğer siz de bu videoları, bu analizleri beğeniyorsanız lütfen like tuşuna basmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.